Ben Zeynep Nurayanoğlu, çevirmen ve kültür girişimcisiyim. Öncelikle sempozyumu düzenleyen ve katkı sağladığınız bizleri davet eden Abdullah Ziya ve Sanat Kritiğe teşekkür ediyorum. Dilim Artı temsilen Çiçek Öztek, Sanatoryum temsilen Melih Aydemir ve Galeristi temsilen Ecem Ümitli ile beraberiz. Önceki oturumlara dair bir iki şey söyleyerek başlamak istiyorum. Galerilerin sanat yayıncılığına bağlayacağım. Maddi koşullar ve maddi olmayan koşullar üzerinden bir değerlendirme ile bu sempozyumda güzel bir kanca atıldı bence. Hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum buna. Biraz materyalist bir perspektifle ekosistem okuması yapmayı seviyorum ben. Ve kendime bunu yapamadığım zamanlarda mikrofon mu? Bazen kinik, bazen iğneleyici veya gücenmiş bir pozisyonda, konumda bulduğum olabiliyor. Sizleri dinlerken bu konuda yalnız olmadığımı fark ettim. Önceki oturumlarda konuşmacıları dinlemek hem yazar kimlikleriyle hem editör kimlikleriyle bende hem bir dayanışma hissi yarattı hem de yüzüme acı bir gülümseme yerleştirdi diyebilirim. Hepimizin idealist konumları var. İçine yerleştiğimiz, belki amiyane tabirle köşe tuttuğumuz yerler var. Bunlar da mikro iktidar alanları yaratıyor ve ona dair bir farkındalık geliştirmeden okuma yaptığımızda birbirimize düşebiliyoruz bazen. Ama ben hep somut durumun somut tahliline yine gitmekten yanayım. Fakat tabii bu kadar emek yoğun bir sektörde, Türkiye koşullarında özellikle, burada bugün toplanabilmemiz bile umut verici. Önceki oturumlarda da değinildi, yayıncılık sektörü ciddi bir darboğazda. Küresel kağıt krizinin yanı sıra Türkiye'ye has küresel olmayan bir kriz daha var. Sert bir değer kaybı, devalüasyon söz konusu. Üretim endüstrilerinin istisnasız her alanında olduğu gibi yayıncılar da çok zor zamanlardan geçiyor. Kağıt krizine küresel dedik, selüloz krizi belki ama bu da aslında neredeyse bütünüyle dışa bağımlı olduğumuz için bizi çok daha sert vuruyor Türkiye olarak. Türkiye Yayıncılar Birliği 2021 yılı kitap pazarı raporuna değinmek istiyorum. Bir iki şey söyleyeceğim çok kısaca. İthal edilen birinci hamur ve kitap kapağı kağıtlarında %200'lere varan bir artış söz konusu. Aralık 2021'e kıyasla bu raporda %90'a varan kur artışı eklendiğinde kitap fiyatlarının 2 veya 3 katına çıktığını görüyoruz. Bu kitap fiyatları. Çünkü kitap kağıdı dediğimiz şey başka bir şey. Kitap kapağı kağıdı dediğimiz şey başka bir şey. Galeriler bahsedecek. Galerilerin bastığı o kağıtlar bambaşka, bambaşka bir şey. Evet. Dolayısıyla... Yani kitap kağıdı değil sadece onlar. Evet, yani kitaplarda görülen %200 ila 300 arasındaki artışın galerilerdeki yansımasına bakalım istiyoruz biraz. Bir çevirmen olarak kendi perspektifimi de getirmek istiyorum. Pandemiden bu yana finansal krizden görece az etkilenmesini bekleyebileceğimiz, büyük diyebileceğimiz yayın evlerinde sırada duran 5 kitabım var. 5 çeviriyi bir boşluğa attım. Süzülüşünü bile izleyemiyorum. Editörlüğe girdi mi bilmiyorum. Redaksiyona umarım girmiştir hatta. Hiçbir fikrim yok yani. Böyle bir dönemde ben kitaplarımı beklerken sergi katalogları çevirmeye başladım. Ve aslında çevirilerimin basılabildiğini gördüm. Yani artışa rağmen aslında galeriler kitap basmaya, katalog basmaya devam ediyor. Kriz olsa da, takvimler bazen sarksa da, bazen serginin açılışına değil ama kapanışına denk gelecek şekilde yetişse de benim için en azından bir çevirmen olarak yayın evleriyle çalışmaya kıyasla daha kendimi şanslı gördüğüm bir sektörden söz ediyoruz. Yine Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporundan bir alıntı yapayım. Kültür yayıncılığı alanında kitap üretimi %1 düşüşte ve ciro bakımından enflasyon artışı gözetilmeksizin %18'e yakın bir artış görülüyor. Tabii kültür yayıncılığı deyince sanat yayınları veya galerilerin sanat yayını daha böyle gitgide spesifikleşen bir şeyden bahsediyorum. Bunun ne kadarını teşkil eder? Aynı zamanda bunu sorunsallaştırın isteyeceğim. Bu sene birincisi düzenlenen bu sempozyumda önümüzdeki yıllarda bu konulara dair daha derinlemesine bakarız diye düşünüyorum. Çünkü üzerine konuştukça bitmeyen, yeni kapıların açıldığı bir alan.
Son olarak içeriye dair bir şeyler vereyim. Bu oturumda neler göreceksiniz? Galeri, sanatoryum ve Dream Art'ın yayıncılık faaliyetleri nasıl başladı? Ne tür bir yayıncılık anlayışıyla hareket ediyorlar? Bugüne kadar hangi yayınlara yer verdiler? Ve son olarak olanaklar ve sorunlar üzerine konuşacağız. Akışımız 15-20 dakika için. Konuklarımıza sözü vereceğim. Önceki oturumlara kıyasla bu daha ziyade teker teker sunum yapılan, konuşulan bir oturum olacak. Sözü ilk konuğumuza bırakıyorum. Çiçek, buyurunuz. Teşekkür ederim. Merhaba, çok teşekkürler bu platformu bize sunduğunuz ve böyle bir sempozyum başlattığınız için. Birkaç yıl önce nasıl ki Borderless diye o insanlar çıktılar ve kitap sanat kitabı fuarı yapıyoruz dediler. Bu da bence böyle bir girişimde umarım onun gibi uzun emin olur. Şimdi bugünkü konuşmamı hazırlarken ben bir yandan bu sınırlar içinde kalmaya çalıştım. Bir yandan da hani gelecekte çok fazla böyle alt kırılı, çok gelecek sempozyumlarda konuşulabilecek çok fazla konu olduğunu gördüm. Zeynep'ten sözü alarak konuşmama başladım. Ben de Yayıncılar Birliği'nin 2021 raporuna baktım. İşte oradan bir takım istatistikler, şeyler paylaşacaktım sizle ama Zeynep onları söyledi de orada takıldığım bir şeyden, hani oradaki kültür yayınları, dini yayınlar, akademik yayınlar, eğitim yayınları ithal gelir. Sınıflandırmaları var. Kültür yayınlarının altında kurgu ve kurgu dışı var ve sanat yayıncılığı bu kategorinin birine bir şekilde giriyor ama tam olarak da girmiyor ve buradan yola çıkarak kültür yayınlarından ayrı bir alan olarak sanat yayıncılığı sorusu ve önceki oturumlarda da Zeynep'in de söylediği ekosistem diye bir terim ortaya attılar. Ben onu atlas gibi düşünmüştüm. Bu sanat yayıncılığı atlasının içinde onu oluşturan unsurlar. Oradan galeri yayıncılığı, oradan Dream Art'ı anlatmak istedim. Yani o kategorilerde, şimdi mesela ISBN alırken bir kategoriye girip oradan kendini oraya belirlemeye çalışıyorsun. Fakat bir türlü sanat yayınları, yani benim Dream Art'ta işte 5 yıldır hazırladığım birçok kitap, bir türlü oradaki o kategoriye uymuyor. Çünkü şöyle bir sonuca vardım veya şöyle bir soruyla, bunu hep beraber düşünelim diye. Kültür yayınlarından ayrı olarak sanat yayınları, sanat kitaplarının hepsinin tekil bir doğası oluyor. Bunlar yani aslında tekil tekil kitaplar ve bu kitaplardan işte başta sanatçı, o bir sergi ise o sergideki eserler veya bir monografi ise o sanatçının 10 yılı veya o sanatçının 40 yılı. Bunlar geliyor. Bir yazı geliyor, bir söz geliyor. Hani bu da çok bolca konuştuk burada. Yazarın yazdığı şey, söz. İmajlar geliyor. Ve tasarımcı geliyor. Yani 3-4 kişi bir araya geliyor. Galerinin akışı içinde hani kitabın yayınlaşılmasını düşündüğümüzde ben bunları bir araya getiriyorum ama galeriden 2-3 kişi daha bir anda hani o işe geliyor. Bir anda böyle 7-8 kişinin, 10 kişinin bir araya gelip o kitabı ortaya çıkartıp, onu yaratıp sonra dağılıp gittiği aslında tekil kitaplar çıkıyor. Bunların her biri tek tek onları oluşturan ögelerin birleşiminden daha fazla bir yapıt olduğunu önermek istiyorum. Yani Abdullah ilk yaptığımız söyleşte de böyle bir şey düşünmüştüm. Çünkü yani tasarımcı da oraya bir yaratıcı şeyle geliyor. Sanatçı zaten en başta, yazan da bir şey yazmış oluyor ve bunlar arasında bir ahenk tutturulabilirse, biri ötekinin biraz daha önüne geçebilir, biri çok zayıf kalabilir. Ama bunların içinde gerçekten bir ahenk ve bir dil oluşturursa ve o sanatçının o sergisi veya eseri, sanatçının içinde renkleri, oradaki imajlar, bunların hepsi tasarım altında ama böyle bir ahenkli bir şekilde bir araya geldiğinde İşte bu kitaplar ortaya çıkıyor. Yani bu her zaman belki gerçekleşemeyebiliyor ama işte bu ortaya çıktığında da efendim işte bu kültür yayıncılığı, bu bir inceleme, bu kurgu dışı, onları
o kategorileri ihlal eden, onlara itiraz eden ve zorlayan yayınlar ortaya çıkıyor. İşte bana göre sanırım sanat yayıncılığı böyle bir şey. Türkiye yayıncılığı içinde, hani tabii eğitim yayınları, onlar çok ilginç, büyük pastalar, şeyler kaplıyor. Kültür yayıncılığı sanırım %40 falan, onun içine işte kurgu dışı ve kurgu. Bu arada kurgunun altına, parantez içinde edebiyat ve bir sanat olarak giriyor. O da çok ilginç çünkü kurgu mu acaba? Yani kurgu dediği romanlar, şiirler, öyküler. Aslında hiç de sanat yayınları o Gençler Birliği'nin o pay chartındaki şeye girmiyor. Alt segmentlere bak, aynı şeye ben de bakmıştım. Alt segmentlere baktığınızda sanat tamamen kayboluyor bu arada. Hiç yok alt segmentte. Böyle ilginç bir durum. Ben buradan bu Atlas dediğim şeye geçersek, bunu oluşturan, bu deseni oluşturan, işte bu yayınları yapan başlayan kurumlar, müzeler, enstitüler, galeriler, bağımsız yayıncılar ve buradan da aşağı kadar tek bir sanatçıya kadar inebileceğimiz, yani bir sanatçı çıkıp kendisi de tek bir kitap yapıyor. Buraya kadar inebileceğimiz, yani bu kitapları kimler yayınlıyor dediğimizde böyle bir yelpaze var. Başka bir bileşenin işte dijital olsun, matbu olsun, dergiler, mecralar. Ben mesela bu ikili yapıda, dijital, matbuda, mesela Manifold'u dinledikten sonra bunu bu sınırların, bu kategorilerin de çok kolay ihlal edildiğini, dijital dediğimizde oraya sadece yazı değil, yani bir sürü şeyin girdiğini. Ama Manifold'un gidip mesela 4 tane de kitap yayınlamışlardı. Çünkü onlar da gidip hani biz de matbu yapalım diye biliyorlar bir aşamada. Belki işte Artdoc bir gün şey diyecek, ben Artdoc kitapları yapmaya başlamak istiyorum diye. Çünkü matbuğunun, yani bir şeyin kitap halinde, işte bir kapak ve bu dediğim insanların bir araya gelip oluşturduğu o şey, sanatçı özelinde konuşursam, sanatçı için bu çok özel bir şey. Yani sanatçılar birçok eser üretiyorlar, sergiler yapıyorlar ama bir kitapları olması onlar için çok önemli oluyor. Hele hele bir sanatçı için bir monografi yapılıyorsa, hele hele bir katalog rezüme yapılıyorsa, işte orada her şey arşivleniyor. Bütün eserlerin künyeleri, yıl tarihleri, yani o bir başvuru kaynağı gibi ve birçok Türkiye ve yani Dirimart örneğinde dünyada pek çok kütüphaneye gidiyor. Hatta yani mesela Dirimart'ta şöyle bir şey bir oldu, bir sanat, bir monografi için. Bana İngiltere'den yazdı. İngiltere'nin 5, yani Cambridge University, Oxford'da Bodleian ve başka bir kütüphane, National, işte 5 tane İngiltere'nin, yani belki dünyanın en önemli 5 kütüphanesi, 5 kopya alabiliriz. Yani bu, o kütüphanelere gitmesi, orada başka şekillerle çoğalacağı, o arşivin, o sanatçının yapıtının ve bütün o emeğe geçen insanların orada ve hani başka yerlere çoğalacağı anlamına geliyor. Dijitalde de çok sonsuz bir şekilde tabii çoğalıyor her şey. Ama hani o akıştan söz edildi. Bu ephemeral, yani böyle biraz gelip geçicilikten, biraz hızdan belki söz edilmeyen bir şey, işte orada bir güncel çağdaşı yakalama, hızla akıp giden, hani birçok akıp giden şey arasında sen dikkat çekmeye çalışıyorsun. Yani biraz beni tıkla, işte biraz bana bak gibi bir şey varken, bir monografi hazırlarken çok 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 yavaş, yani yavaş hayat veya yani yavaş şehirler var ya, biraz onun gibi yıllara yayılan, işte büyük araştırmalar, yazılar, konuşmalar, pek çok şey ve arşiv üzerinden çok yavaş ortaya çıkan ve çok yavaş bir şekilde kütüphanelerde, yani o kütüphane yanana kadar veya kağıt, kompost olana kadar kalacak bir şeyden söz ediyoruz. Aslında 20 dakikaya nasıl sıktı, kızmak üzere hızla toparlıyorum. Bu Atlas'ın öteki şeyi, ayaklarından biri, fuarlar, başta Borderless olmak üzere. Mesela Kıraathane gibi, işte butik yayıncıları bir araya gitti. Yani böyle küçük küçük, yani büyük fuarlarından ayrı olarak küçük küçük niş fuarlar, platformlar ortaya çıkmaya başladı. Hani yurt dışında bunun örnekleri var ama Türkiye'de yeni yeni çıkıyor ve çok güzel gelişmeler bunlar. Yani Kıraathane'ye ben
kendim ayrıca bir yayın evim var, Alef Yayın Evi. O kimlikle oraya gidiyor ama orada ben Korpus'la, Manifold'la, o insanlarla hep tanıştım. O insanlarla bir yuvarlak masa şeyine oturdum ve orada sanat yayıncılığı yapan ama işte deminki kategori soru, kültür yayınları veya butik yayıncılarla kayabilecek insanlarla tanıştım. Çok güzel, bunları yere getiren bunlar var. Artık bir sempozyumumuz da var. Bir de bu sanatçıları özellikle destekleyen, bu kitapları destekleyen, işte Saha, Borderless'ında bir kitap desteği şeyi var sanırım. Sanırım değil, yani böyle bir şey var. Bunlar yavaş yavaş bu atlası oluşturuyor ve çok güzel bir şekilde yaşayabiliyor sanırım bunlar. Yani şey yayıncıları hep vardı, yani Galeri Ne mesela çok eskiden beri vardı ki. Yani sanat yayıncılığı, işte iş bankasının, hiç iş kültür yayınları yokken yayınladığı kataloglar vesaire var. Arşiv çalışmalarında görmeye 40'lı yıllarda, 30'lu yıllarda yayınlanan çok ilginç şeyler var. Fakat bu atlas sanki böyle son yılların son yıllar yaşanan ve hani güzel bütün o mali şeylere rağmen açılacak ve gelişecek gibi görünen bir resim görüyorum. Burada galeri yayıncılığı nerede duruyor? Galeriler kurumlardan, yayın evlerinden, diğerlerinden ayrı bir şekilde onların işte esas amacı bir sanatçı portföyü oluşturup onları sergilemek ve hani ticari bir galeri ise aslında hani basbayağı onları, o resimleri satmak ve sanatçının da geçinebileceği, galerinin de kendini sürdürebileceği ticari bir yapı üzerine oturuyor. Yayıncılıkta yani yayıncılık yapan galerilere baktığımızda gözetmeksizin, yani maliyetine çok fazla takılmaksızın bu yayınları o sanatçı portföyü için, yani belirli bir sanat veya belirli bir sergi için onun ayrılmaz bir parçası ve onu işte geleceğe taşıyacak. Yani o sergi kaldırılıp 5 hafta sonra sökülüp gittiğinde bir hosta daha olarak kalacak ya da işte açılıp bakılacak bir arşiv olacak, yayınlar olarak görüyorlar. Biraz buradan 1 Mart'a geldiğinde de şöyle söyleyeyim, işte 2002'de Hazar Özil tarafından kuruluyor. İlk Seyircilik Komet'in bütün hani elindeki koleksiyonu sunduğu ve Komplisite adında çok Azrail başlıklı çok büyük bir sergiyle, hatta ismimizi de o bize öneriyor. Buradan yola çıkarak Nişantaşı'nda ben bir ara arşivimi çıkarmıştım. Tam sayısını bilmiyorum ama çok büyük bir ritimde çok sayıda sergiler yapılıyor. 2016 yılında Mayıs'ta Dolapdere açılarak birkaç yıl Nişantaşı ve Dolapdere iki şeyde devam ediyor. Biraz durma, biraz durup bekleme, bakmaz, yeni bir vizyon geliştirme şeyin ardından 1 Mart Pera açılıyor ve ben oraya girdiğimden itibaren hep dile getirilen bir şey. Aslında hep bir küresel bir galeri olma şeyi içinde. Dünyaya açılma, işte ve Seul'de bir 1 Mart'ın açılması gibi bir noktaya geliniyor. Bu açılımlarla birlikte yayınlarda ilk yılların benden önceki dönemdeki yayınlara baktığımda Hazar Bey her zaman yayın çok önemli olmuş. Hep bir yayın ve hatta dergi kafasında gidiyor. Çeşitli yayınlar yapılıyor. Bunlar için ağırlıklı olarak sergi katalogları, broşür, kitapçık gibi gelirken yavaş yavaş daha volümlü kitaplar, daha kalıcı, daha böyle yürüyen bir yayıncılık öngörülüyor. Bu sanırım benden birkaç yıl önce başlıyor. Ben 2017 Kasım'da başladığımda Abidin Elderoğlu kitabı, Türk Resmi'nin Soyut ve Soyutlama serüveninde Abidin Elderoğlu. Bu zaten düşünülmüş ve bunun yazısı yazılmış. Bana söyledi tabii ki şey, lütfen bunu yayınlar mısın? Ve bir dönem Res dergisi yayınlanmış İngilizce olarak. Pek çok sayı ve yani çok ilginç, çok güzel bir portföy oluşturmuş.
o dergi sönümlenmiş ama bu derginin daha canlandırılması ve ondan sonra bir dolu kitap. Yani daha önce yayınlanmış boyutlarda işte monografiler, başlamış olan sergi kataloglarının biraz daha yazı içeriklerinin yazılarla ve şeyle güçlendirilip biraz daha farklı bir tasarıma gelip oradan giden bir kanal. Res adı altında işte tırnak içinde kültür yayınları dediğim hani çevrilerek ve hani daha çok insana ulaşacak yayınlar, sanatçı kitapları gibi birkaç hat altında böyle bir yayıncılık atağına geçiliyor diyeyim. Ve benim 5 yılımda hani bunlarla geçiyor. Ben şimdi dönüp baktığımda ben 50 küsur yayın yapmışım 5 yılda. İşte daha öncesinde de böyle kitapçıkları ve onları da sayarsak hani 100-120 küsur yayın vardı. Başka bir açılımda benle birlikte bu kitapların dağıtılması, kitapçılara ve dağıtımlara verilmesi ve yurt dışı dağıtımına açılması. Hani bunu belki başka bir turda bununla ilgili sorunlar ve hani burada neler yapılıyor ayrıca konuşabiliriz. Aslında galeri yayıncılığı ve Dream Art şeyine soruma geri dönersem bunun, yani bunun yapılabilmesi için böyle bir irade ve o galeri bir iş olarak veya onun sahibi veya onun sermayesi sağlayan kişinin iradesiyle ve bu maliyetleri üstlenme ve böyle bir yayıncılık yapmak istiyorum demesiyle sanırım olabilecek bir şey. Çünkü sponsorluk ilişkileri, mesela bir banka, bilmiyorum bankanın kurduğu bir galeri, hani o tür ilişkilerden uzak durmak isteniyorsa bunu bu galeri, ben bu bütçeyi üstleniyorum ve böyle bu kitabın altına giriyorum dediği andan itibaren işte orada hiç o Yayıncılar Birliği'nin falan hiçbir paradigmasına sığmayan bambaşka çok büyük bütçeli, çok başka kağıtların, işte çok başka kapak cilt tekniklerinin, çok daha yüksek teliflerin, işte imaj izinlerinin alındığı çok imajlara vesaire hani teliflerin ödendiği çok büyük bütçeli kitaplar ortaya çıkıyor. Bunu böyle bir irade ve böyle bir vizyonun olması, hani bir ticari galeri bunu yapıyorsa böyle bir vizyonun olması gerekiyor. Yurt dışında bunun çok fazla örneklerini görüyoruz. Türkiye bayağı, ben hani bilmiyorum, Dirmar bayağı ayrıksı ve şey bir yerde duruyor. Hani pek çok kurum, büyük kurumların da ötesinde yayınların altına girmiş bir galeri olarak olduğunu söyleyebilirim. Bu kaç dakika oldu bilmiyorum ama yani aslında 5 yılda yapılanları anlattım. Hani pek çok sanatçı monografileri yapıldı. İşte Avdin Erdoğan'dan sonra Özlem Gülüyor Mustafa Kurt monografisi yaptık. En önemlisi tabii en yakın Sarkis monografisi yaptık. Sergi kataloğu şeyin dışında aslında bu da bir sergi kataloğu ama böyle hemen o şeyin dışına çıkan sergi kataloğu ama başka bir sözlük mesela ya da atıyorum şiir olur mu derken hani bakıyorsun şiir kolaj falan gibi yayınlar da olabiliyor. Yani ama o işte artık o bir sanatçı kitabı var, o sergi bağlamında basılmış ama orada şiirler var, imajlar var gibi bu sınırların hepsini zorlayan, işte ISBN alacak kişi bir anda işte ben şimdi adam hangi kategoriyi seçeceğim demek de zorlandı. Hatta web sitesinde zamanlar bu kategorileri ayırıştırmaya çalışıyorduk. Oralara bile nereye nasıl koyacağımızı bilemediğimiz, kitapta dağıtımına girdiğinde Pandora senden şey işte veya bir kitapçı onu alıp bir rafına koyacaksa onu nereye koyacağını bilemiyor. Yani onu belki vardır, sanat kitapları diye bir rafı vardır. Ama nereye koyacağımı bilemediği durumlar olur. Ve o kendimizi illa bir kategorinin içine sığdırmak kaygısıyla bunu söylemiyorum. Ne gibi olanakları var? Bunu anlamak için de biraz o kategoriye takılıyor. Biraz hani bir şey, eğlenceli. Çok da bir önemi yok belki ya. Belirli bir dönem, benim buraya geldiğim ve bu hani atağa geçtiğimiz bu dönem
Şu anda kapanıyor. Ben artık geçen ay itibariyle 1 Mart yayınlar direktörlüğünden ayrıldım ve şu an aramızda bulunan Sıla Tanil'e el veriyorum. Ben de bir dönem danışman olarak devam edeceğim. Geleceğe dönük, onun çok güzel projeleri var. Hani bir haftadır onunla da çok konuşuyoruz. Zaten bir yayın listesi var 2023 ve hatta 2024 için. Onları hani gerçekleştirmenin yanı sıra dijitalde işte dijital olsun, yüz yüze olsun bazı platformların nasıl kurulabileceğini ve galeri yayıncılığının sadece kendi sanatçıları ve onların sergileri, onların 10 yılları veya 40 yılları mı olsun, yoksa biraz daha çağdaş sanatı tartışalım. Buraya başka fikirler, başka disiplinlerden başka insanlar gelsin gibi bir soru üzerinden çeşitli fikirleri var. Çok güzel fikirleri var. En büyük temelim onları inşallah hayata geçirebilir. Son kapatırken hani resim basılı olarak çıkmış. Birkaç yıl hani bunu konuştuğumuzu hatırlatmak isterim. Resmi daha dönecekse dijital mi yapalım? Bir daha matbu yapalım mı? Dergi formatını değiştirip işte şey gibi bir argonotlar gibi olmayabilir belki ama işte dijital dergi mi olsun, bir portal gibi mi olsun gibi tartışmalar, konuşmalar bayağı çok yaptık. Matbu dijital tartışmalarıyla hani geçti o dergi şeyinde. Bu da belki önümüzdeki aylarda veya önümüzdeki yıl Rest dergisinin bir formatta belki de geri dönecek yeni dönemde ve bu çağın ruhuna da uygun bir şekilde. Bu da önümüzde işte 1 Mart gelecek projeleriyle ilgili söyleyebileceğim bir not. Şimdilik bu kadar değil. Çok teşekkürler. Çok geçmedim süremi. Gayet yeterli diye düşünüyorum. Sermaye sahibinin iradesi artı buradaki işte emeğe işaret ettiğiniz evet. Çok değerli. Paradigma dışı bir çerçeve sunuyor dediniz. Bu da vizyonla gerçekleşiyor. Telif, görsel izni vesaire. Böyle bileşenlerini ayırdığımızda aslında galerilerin bu konuda ne büyük bir şeyin peşine düştüğünü ve ne büyük bir vizyon çerçevesince aslında dünya standartlarında iş çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. Bu noktada ikinci konuğumuzla devam edelim. Galeristi temsilen Ece, buyurunuz. Ben galeristin yayın geçmişinden bahsederken önce herhalde neredeyse kuruluşundan itibaren çok önemli yer kaplayan Asyoğlu yayınlarına bir referans yapmak istiyorum. Önce 2006'da galerist ismini çıkardığı gazete, sonra 2009'da başlayan Artı Unlimited, uzun süre çift dilli olarak devam eden. Çok uzun süre galerist bünyesinde çıktılar bunlar. Sonra bir daha bir iç bağımsızlaşma sonrası değişti. Ama galerist için çok önemli bunlar. Hani çok, genel olarak herhalde Türkiye'deki sanat yayıncılığı için de önemli olduklarını düşünüyorum. Onlardan sonra da sanatçı kitapları için çok önemliler. Sizin de bahsettiğiniz bir serginin küçük bir katılı oluyor. Belki oradan çıkıyor, daha büyük bir yayına dönüşüyor birçoğu zaman. Onun dışında, ya onlar da bence çok ritimli ve çok hızlı şekilde arşive dönüşmeye başlayan şeyler. Çoğu zaman kütüphanelere de dağıtılıyorlar. Yani şey, aynı zamanda özel gönderimleri falan oluyor. Onun dışında... Ne tür bir yayıncılık anlayışıyla hareket ediyorsunuz? Ya galerist kendi sanatçılarına öncelikle kataloglarla birlikte çok değer veriyor. Ama sadece kendi sanatçılarımız değil, yani karma sergiler için falan yapılmış yayınlar var ve temsiliyete ulaşmamışlar geçmiş dönemde sanatçılara yapılmış yayınlar var. Yaptığımız en kapsamlı yayınlardan biri Semih Habertsu için yapılmış Katalog Rezone. Onun dışında Nilgah Tere'yle yapılmış çok büyük bir yayın var. Karakol mesela bahsettiğim bir sergi odaklı olan aslında ama bir sergi kataloğu kitapçı olmaktan daha öteye geçmiş bir yayın şu anda. Burada yanında yok maalesef. Ama daha hani bir, yani burada gördüğümüz kataloglardan daha derinleşmiş ve daha kitaplaşmış bir yayın.
Bunlar çok uzun süre çıkardığımız zaten sergi kataloglarıydı. Sonrasında bir format değişikliği oldu. Bu işte bahsettiğimiz kağıttaki bütçe değişiklikleri ve hani, durmak bilmeyen devalüasyon sonucu da biraz etkilenmiş bir şey. Bir yandan da aslında bir kılıf değişikliği olmuş oldu. Daha yeni bir dile, daha çağdaş bir dile ulaşması için daha gazete formatına dönmüş olduk geçtiğimiz yıllarda. Yani bence buradaki en önemli şeylerden birisi bir yandan da sanat okuryazarlığını artırma hevesi. Ve gelen ziyaretçilerin ücretsiz olarak edinebilmesi. Her kataloğumuzun web sitemizde PDF'i de var. Yani aslında çok büyük bir arşiv orada dijital olarak da bulunuyor. Olanaklardan ve bazı sorunlardan belki bahsedebiliriz. Galerilerin yayınlarını çıkarırken karşılaştığı ortak meseleler var. Bu dijital üzerine konuşan ve matbu üzerine konuşan arkadaşlarımızın da sıklıkla değindiği meseleler aslında. Telif meselesine bakalım mesela. Telif konusunda ne dersiniz? Ya aslında bence ya her yayıncılıkta telif çok önemli tabii ki sadece sanat yayıncılığı değil ama baş edilebilen ve çoğu zaman çok kolay çözümlenebilen bir sorun olduğunu düşünüyorum telif. Yani ulaştığınız zaman çoğu zaman pozitif geri dönüşler alıyorsunuz bir görsel kullanmak istediğinizde. Ve zaten hani çoğu zaman kataloglarda ve kitaptaki yazılar ısmarlama yazıları oluyorlar. Çok teşekkürler. Belki daha sonra tekrar ortak meselelere geçerken size tekrar söz verebilirim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa sanatoryumdan Melike'ye devam edelim. Buyurunuz. Merhaba. Sanatoryumdan Melike ben. Aslında sergiler sorumlusu olarak çalışıyorum. Bizim küçük bir ekibimiz var ve yayınlar kısmında aslında Çiçek gibi odaklı olarak çalışan biri yok. O yüzden aslında Çiçek'in katkıları önemli bence bu panelde. Ben daha çok hani sanatoryum olarak nasıl yayınlar yapmaya çalışıyoruz, bundan söz edebilirim. Biraz daha alternatif yayınlar yaptığımızı düşünüyorum. Şöyle aslında sanatoryum bir sanatçı inisiyatifi olarak başladı. 2011'de bir galeriye dönüşüyor ve aslında sanatçı inisiyatifi olması ve kolektif bir şekilde üretimi sürdürmesi şu anda da devam eden bir yaklaşım olarak kendini gösteriyor. Aslında biz sergilere özel olarak yayınlar yapmıyoruz her sergi. Daha çok yıllık bir ya da iki adet yayın yapıyoruz. Onun dışında tabii ki her sergide farklı yazarlar ve araştırmacılarla çalışmalarımız oluyor ama bunlar daha çok mini kitapçıklar ya da sergi metinleri olarak var oluyorlar. Aslında yaptığımız kitaplarda sanatçının hem kavramsal çerçevesi hem de çalıştığı konular üzerinden farklı araştırmacılar ve yazarları bir araya getirerek yaptığımız kitaplar oluyor. Bu kitapların aslında ekonomik koşullarını düşündüğümüzde mesela bir dergi yaparken çok net bir formattasınız ama sanat yayını yaparken kağıt türü çalışmanın rengini en iyi gösterecek şekilde değişebiliyor ya da sanatçının bir vizyonu oluyor. Kapağına mesela bu son yaptığımız yayında PVC gibi bir malzeme kullanmamız gerekebiliyor. Oradaki araştırma sürecinde mesela PVC gibi bir malzemeyi nasıl iyi kalitede kalıcı bir baskı yapabiliriz gibi bir araştırma da giriyor. Bizim gibi küçük ekiplerde de aslında biraz galeri ekibinde daha önce hiç yayınla çalışmamış birinin araştırma yapması gerekebiliyor. Ama bunun dışında bütün yayınlarımızda sanatçıların çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki birçok her yayının ihtiyacına göre bir grafik tasarımcısıyla çalışıyoruz. Sonrasında mesela Christian Peşek'in son yaptığımız yayında 7 aile araştırmacının yazısı var mesela bu süreçte. Ben çok da aile olduğum için o anlamda araştırma yaptım. Biraz Füsun'un söz ettiği gibi onların dergide nasıl bir konu üzerine odaklanıyorlarsa kitabın ihtiyacına göre de galeri ekibinden ya da sanatçı bir araştırma yaparak katkı sağlayacak araştırmacıları ve yazarları dahil olmasını sağlıyor. Biraz yayınlarımız çok fazla sayıda değil aslında. 6-7 tane yayınımız var. Hızlıca söz edebilirim neler yaptığımızdan. 2016 senesinde Sergen Şehitoğlu'nun
Kill Memories diye bir kitabıyla aslında net olarak bir yayın çıkardık gibi başlıyor. O da Espas yayınlarıyla ortak bir çalışmaydı. Orada zaten bir yayın kuruluşuyla çalıştığımız için o süreçler muhtemelen daha iyi ilerlemiştir diye düşünüyorum. Mesela o kitap daha kolay bulunabiliyor bizim yaptığımız yayınlara göre. Ondan sonra Yağız Özge'nin Metadata kitabı var. Mesela Merve Akarakgün editörlüğünde yapıldı. O yüzden aslında sanat sahnesinde tanıdığımız birçok editör ve yazarın katkılarıyla ilerliyoruz ve çok işbirliğine açık bir süreç oluyor. Onun dışında Kerem Ozan Bayraktar'ın iki tane kitabı var. Birisi Kevser Güler'in aslında editörlüğüyle üretildi. Kevser hem sergisinin küratörüydü hem de yayında beraber çalıştılar. Sonra Kerem'in tekrar Sağ Stüdyo'da yaptığı Residence'nin sonuç kitabı ortaya çıkmıştı. Mesela orada sahadan gelen bir fonun desteği de oldu. Ama öyle kitaplar yapıyoruz ki mesela fonlar konusunda gerçekten belki grafik tasarımcısını karşılayacak kadar bir fon geliyor. Onun dışında bütün yazarlar ve verilmesi gereken bütün telifler galerinin bir inisiyatif olarak ödemesiyle karşılanıyor aslında. Ondan sonra Mehmet Derin'in aslında monografisini yaptık ve o biraz sanatçının kendi monografisini yazması açısından değerli bir yeri olan bir kitap. En sonunda yaptığımız kitap Christian Pesce'nin, Avusturyalı bir sanatçı. Oasis sergisi bağlamında biraz kamusal banyolar üzerine farklı yazarların yazdığı yazıların bulunduğu bir yayın. Mesela o yayında da Avusturya Kültür Forumu küçük bir destek verdi. Ama tekrar dediğim gibi yani galerinin harcadığını belki %10'unu karşılayacak şekilde oluyor bu fonlar. Çünkü ihtiyaçları çok farklılaşan ve hani sürekli artan, mesela bütçe oluştururken sürekli değişken bir bütçe içinde oluyoruz. En son anda mesela başka bir kağıda geçmek gerekiyor ve belki %25 oranında artıyor bütçe. Belki fona başvurmak bile zor olabilir bir noktada. Böyle şimdilik. Evet, planlanan ve gerçekleşen bütçe arasındaki fark fon aldıktan sonra da insanı yorabiliyor gerçekten. Şöyle bir genel görünüm oluştu benim elimde. Mesela Dream Art üzerine konuşurken Çiçeksiz 50 küsür yayın bunu kitap olarak yaptığını söylediniz. Kitapçık ve broşürlerle birleşince 100-150 civarına vardığını söylediniz. Evet. Çok büyük bir rakam. Şöyle söyleyeyim. Yani 2002'den bugüne toplam işte 120 küsür var. Evet. Ben 50 tane yaptım. Ama bu 50 taneden hani birisi Nuri Bilge Ceylan Sinemaskop Türkiye'nin ikinci baskısı. Bir kitap o. Başka bir tanesi işte bir sergi katılı. Yani çok büyükten biraz daha küçüğe değişen tabii yayınlar var. Çeşitli yani hepsi giriyor. Tabii ki çeşitlenen hacimlerde bunlar. Evet. Zaten aksi düşünülemez yani bazı kitaplar evet hakikaten çok daha hacimli olabiliyor. Galerist için ecemsiz artan limited'den bahsettiniz ki o çok değerli ve sonra iç bağımsızlaşma sürecinde farklı bir yere evrildi dediniz. Dijital arşiv ve matbuların da aynı zamanda ücretsiz olarak sunulması. Ben sanat galerilerinde bunu çok değerli buluyorum aynı zamanda. Satışa sunulması ve belki o dağıtımcıların bunu hangi kategori altında koyacaklarını bilememeleri bir yana aslında sergilerin ücretsiz olduğunu sanat izleyicileri çoğunlukla bilmeyebiliyor, sanat izleyicileri biliyor ama sanat izleyicisi olan kesim dışında o bilinmeyebiliyor. Hatta geldiğinde çoğunlukla görüyorum o yayınlara el sürmekte bile çekiniyorlar çünkü satışı yapıldığı düşünülüyor. Belki bu konuda biraz daha bilgi yaymak, farkındalık yaratmak faydalı olabilir. Sanatoryum için Melih siz de çok değerli şeylere değindiniz. Saha fonu için mesela Kerem Ozan Bayraktar'ın aldığı fon böyle galeri temsiliyetinde olan sanatçılar aslında fon veren kuruluşlarla işbirliğine dayanışmaya geçtiğinde %10 da olsa o bir şifa suyu gibi oluyor bazen. Çünkü kalemler çok fazla ve belki bir gideri karşılasa değerli olabiliyor. Sergilerde minik kitapçık ve dijital yayınlar da aslında konuşmamız gereken bir şey yani illa kitap olarak, matbu olarak çıkmak durumunda da değil. Çünkü burada da telif verilen yazarların katkısı, araştırmacıların katkısı oluyor. Şu an için söyleyebileceğim şeyler bunlar genel görünüm olarak bunların oluştuğunu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkürler.
soruları almadan önce şöyle bir yorumum olacak. Seneye ikinci edisyonda sanat kurumlarının yayınlarına ve bağımsız yayınlara da yer verelim isteriz. Çünkü galerilerin sanat yayınları bir yana, bir de kurumlar var ve bağımsız yayınlar var. Onlar da aslında kendi içinde çok değişik, Çiçek sizin dediğiniz gibi bir iradeyle ve muhakkak ki bir maddi destekle gerçekleşiyor. Fakat farklı koşulları da beraberinde getirebiliyor. O zaman belki 360 derece bir bakış gerçekleşebilir. Farklı sorunsallarla karşılaştırabiliriz. Şimdi soru ve yorumlarınızı almak isterim. Benim bir küçük sorum vardı. Özellikle sanat kitapları bağlamında herkesin işte aşağı yukarı editörlük geçmişi var. Ancak bir de bu sanat kitaplarının tasarım boyutu var ki bence en büyük meselelerden birisi bu. Çünkü bu alıştığımız bir teknolojiyle, alıştığımız matbaayla ortaya çıkan kitaplar değil. Her biri ayrıca çalışılıyor ve çoğu aslında belirli sayıda edisyon olarak üretiliyor. Bu anlamda benim dikkatimi çekiyor. Mesela kitabın editoryal kısmında değil de tasarım kısmında nasıl bir çalışma yönetiliyor? Bu tasarımcılar nasıl belirleniyor? Ve genellikle bunlar her bir kitap için farklı bir tasarımcı ile çalışma şekli ilerliyor. Önümüzdeki örneklerde de bunu görmek mümkün. Her birinin formatı, içeriği, yapısı birbirinden çok farklı. Bu karar verme ve çalışma süreci nasıl işliyor? Belki her bir galeri kendi seyirbetinden anlatabilir. Bu soruya dair bir notum var. Grafik tasarımcı örneğini Melih'e vermiştiniz. Galerilerin iç kaynaklarıyla çoğunlukla aslında halledilemeyen işler. Çoğunlukla dışarıdan iş gücünün, emeğin talep edildiği ve bunun maddi karşılığının verildiği işler bunlar. Dolayısıyla grafik tasarım meselesi de her seferinde yeniden planlanan, yeniden bütçelenen bir mesele. Çok yorucu, zor olsa gerek. Bir yandan ve takvimlemek de çok zor oluyor. Çünkü insanların iş takvimi çok da yoğun olabiliyor. Buradan Çiçek size sözü vereyim. Şunu söyleyebilirim. Yine her kitap bazında tekil durumlar ortaya çıkıyor. Ve iş gücü, işte emek, ondan daha öte tasarımcı bir şey olarak yükseliyor. Ben de bir şey yaratıyorum. Yani o sanatçıysa ben de tasarımcıyım. Yani biraz böyle bir şey var. Biraz önce söylemeye çalıştım. Bunların hepsi arasında bir uyum tutturulduğunda güzel şeyler çıkabiliyor. Her kitap bazında çeşitli, pek çok tasarımcıyla çalışıyoruz mesela biz. İlk başta kitabın şeyi çatılıyor. Yani sanatçıyla işte ben 5 yıl önce yaptığım bir şey. Sanatçıyla konuşmalar, yani sergi konuşmaları, sergi konsepti ortaya çıkarken yayın konuşmaları yapıyorum. Yazar önerileri, editör önerileri çıkıyor. Birkaç kitabın editörlüğünü ben yaptım. Bazılarını başkaları yaptı. Hatta anahtar teslimi, yani tamamen yapıp bize getirdikleri, benim ISBN aldığım kitaplar da oldu. Belirli bir aşamada tasarımcı dahil oluyor. Hani sanatçı, tasarımcı daha birbirine yakın, hani konuşan iki ayak gibi görünüyor. Bazen hani galeri de bu şeyin içinde oluyor. Bazen hani sanatçı ben şu tasarımcıyla çalışmak istiyorum ve onlar hani bir fikir geliştiriyor. Yazılar, imajlar bu süreç ilerlerken işte bunların hepsinin böyle bir araya getirilmesi, yolda böyle bir takım kazaların olmaması, bir takım diplomatik şeylerin yürütülmesi gibi yani belirli bir şeye geliyor. Güçlüklerinden ziyade bence bu çok bana her seferinde çok dinamik ve öğretici, insanları tanımak açısından da böyle atıyorum sosyolojik gözlemler yapmak açısından da hep her biri benim için çok ilginç süreçler oldu. Yani sorun, sen hani bununla ilgili sorunlar ne gibi bir şey mi sormuştun aslında? Sorunla uzaklaştın. Yok, sadece tasarım boyutu nasıl işliyor? Biraz böyle bir şey. Ve orada işte hani mesela renk, sanatçının yapıtlarının o görsel dili, yani o tasarım dili içine nasıl yansıtılacağı, bunlar işte daha çok aslında sanatçı ve tasarımcı ve hani editör de şey bir editörse, bazı editörler, küratör gibi görülen editörler var. Bu insanlar ortaya dediğim gibi böyle bir şey çıkartıyorlar. Ve
orada her şey önemli oluyor. Yani, kağıdın hani emme düzeyinden şeyin hani hangi kağıdansa o kağıdın hani hangi tonunu seçilip o kırmızıyı nasıl göstereceğine kadar çok küçük detaylara kadar konuşup son hani matbaa onayı verilene kadar devam eden bana göre çok öğretici ve çok böyle yaratıcı bir süreç oluyor. Öyle söyleyeyim. Ya ben bir örnek verebilirim. Aslında bizim tam olarak in-house değil ama sürekli çalıştığımız bir grafik tasarımcısı var. Birçok yayında ondan destek aldık açıkçası. Ama onun dışında bazı kitapların ihtiyacına göre farklı tasarımcılarla çalıştığımız oldu. Mesela son yaptığımız yayında aslında sanatçı Instagram üzerinden Estonyalı bir grafik tasarımcısını takip ediyormuş. Mesela ona ulaşıp onunla çalıştık. Tabii çok farklı bir süreçti. Mesela Türkçe hiç bilmeyen birinin Türkçe ve İngilizce bir kitabı, grafik tasarımını yapabilmesi o süreç çok ilginçti. Mesela hani yumuşak G, onu şaşırtan bir şey olmuştu falan. Böyle bir yani, font bulmamız gerekiyor. Evet, doğru font bulmak gerekiyor. Çok spesifik fontlar vardı. O fontların editlenmesi bile gerekti bazı noktada. Bazen de çok çirkin görünüyor falan yumuşak G. O yüzden biraz biz sanatçılar o alanı açıyoruz aslında. Kendi vizyonlarını en iyi tamamlayacak grafik tasarımcısını seçmek adına o anlamda gerçekten açık bir alan oluyor. Ama bazı yayınlarda da sürekli çalıştığımız tasarımcı o vizyonu yaratmakta yeterli olabiliyor. Bu şekilde. Galeriste de mesela kataloglarımız için ve sergi ilanları için düzenli çalıştığımız bir tasarımcımız var ama kitaplarda tabii ki öyle olmuyor. Orada ya senin dediğin gibi sanatçının kendi dili, estetiği vermek istediği şeyle ilgili sanatçı bir öneriyle gerekiyor ya da zaten daha önce çalışmış olduğumuz ya da takip ettiğimiz tasarımcılar arasından bir hani uygun bir eşleşme yakalama durumu olmuş oluyor. Bu da zaten biraz özgürleştirici de bir şey. Yani sürekli aynı tasarımcıyla çalışmamak, sürekli farklı diller de üretebilmek, yani tasarım dili olarak oldukça özgürleştirici aslında. Bu farklı ama tamamlayıcı işler gören çeşitli yeti ve yeteneklerdeki insanların aslında ahenk tutturmasından çiçek söz ettiniz. Bu çok değerli ve doğru iletişim belki ekip içi paslaşmayı sıkı tutarak sağladığınızda dediğiniz gibi çok özgürleştirici ve keyifli bir süreç olarak da ilerleme potansiyeli var. Bir de maddiyat çok takılmak zorunda kalmayınca hani gerçekten şöyle bir bütçe içinde hareket ediyorsun dendiğinde hani bayağı özgürleştirici olabiliyor. Hani kendi yayla kavrulmaya çalışan küçük bir bağımsız yayıncıdan veya işte kendisi bir dergi kurup onun matbaasından, kağıdından, dağıtımına her tarafa koşmaya çalışan birisine göre daha rahat bir şey girebilecek bir şey. Yani özür dilerim. Aslında galeriler için de bu bir gönül işi çünkü aslında kitaptan kâr etme amacıyla böyle değil. Hani ticari bir yönü yok. Yayınlar gibi hareket etmiyoruz. Bu sadece biz sergilerimizi yaparken gönlümüzden yapmaya çalıştığımız ve hani oradan bir kâr beklemeden yapılan bir şey. Genellikle gönüllü yapıyoruz denen şeylere ben mesafeyle yaklaşırım. Çünkü prekaryanın itildiği bir alandır gönüllülük alanı. Fakat burada gönüllü ve iradeyi galeri sahipleri ortaya koydu. Hiçbir şey gönüllü değil. Bilmiyorum. Bizdir Mart'ta hiçbir şey gönüllü değil. Evet. Hiçbir zaman olmadı. Çalışanların hani projeye katkı sağlayan kişilerin gönüllü olarak çalışmasını evet. istemiyoruz. Ama sonuçta bu çok satılsın bu kitap ve hani kar yapalım gibi üretilen şeyler değil o anlamda. Tabii ki tirajlar değil mi? Tirajlar da olmayan bir zaten ona göre sayıda basılıyor. Ona göre tekrar baskıları olmuyor çoğunlukla ve tükendiğinde yenisini bulamayabiliyoruz. Ama Ecem sizin dediğiniz gibi PDF'lerine gidebiliyoruz. Bu da bir avantaj oluyor. Kültegin? Aslında ben de herhalde bunu soracaktım da biraz bahsetmiş oldum. Ancak hani dolaylı olarak gerçekten de bir maddi karşılığı oluyor mu? Yani işte sanatçının eserlerinin fiyatının artması işte veya sanatörünün genel yani galerinin genel olarak prestijin artması vesaire. Yani gerçekten dolaylı etkisini görebiliyor musunuz? Ölçebiliyor musunuz? Oradaki yaklaşımınız nedir? Bence fiyat arttırma, yani sanatçının satış fiyatlarına tabii ki böyle hızlı direkt bir etkisi öyle bir şeyden ziyade
İşte bahsettiğim gibi mesela İngiltere'de 5 tane kütüphaneye bir kitabın girmesi o sanatçının görünürlüğünü artırıyor aslında. Ve o sayede çok faydalı. Evet, bu özellikle yurt dışı fuarlarında çok etkisi gözüküyor. Çünkü işlerini gördüklerinde böyle bir kitabı da var deyip onu çıkarıp göstermek ve orada iyi bir iletişim kuruluyor. Ya da daha önce işini alan bir koleksiyonere onu ulaştırmak. Aslında aldıkları işin de değerini başka bir yoldan görmüş oldukları için daha sürekli bir iletişim ihtimalini açıyor gibi oluyor. Ama net olarak fiyatı arttı dediğim bir sanatçı yok hani kitabı çıktığı için. Yani öyle değil. Yani tersi oluyor mu gibi anladım ben. Fiyatı arttıkça... Yok yok yani fiyatı sanatçının daha çok eser satabilir, fiyatı artabilir, eserleri vesaire. Hani bir dolaylı etkisi oluyordur muhtemelen de yani uzun vadeli ve ölçülemeyecek bir şey sanırım. Evet, çok net ölçülen bir şey değil ama en azından sanatçının dışarıdan görülme şekline etkiliyor muhtemelen. Sanatçılar da bu nedenle daha fazla kitapları olsun istiyorlar. Ama muhtemelen kariyerlerinde belli bir noktaya geldiğinde gelişen durumlar olduğunu düşünüyorum. Ve sanat dünyasında biraz metin temelli işler ya da metin ayağı da çok kuvvetli olan, konuşan işler üretmeye çalışma eğilimi arttığı için biraz da bu açıdan aslında sanat kitabı çıkarmış sergi için birilerinin söz söylediği, söz dediniz ya, bu bir sözdür, bir manifestodur bir yandan da o işe dair. Bunun göründüğü bir eserin olması kesinlikle faydalı sanatçı için. Her sanatçının da istediği yani siz her sergi özelinde yapmıyorum dediniz ya Melih, o açıdan söylüyorum. Aslında sanatçılar buna çok istekli. Kitap olmasa bile kitapçık olsun diye. Kitaplar şey açısından da çok önemli olabilir. Yani sanatta authorship çok böyle hani muğlak bir yer olduğu için aslında sanatçının eserlerinin görsel olarak bir kitapta derlenmesi de onlar için çok kıymetli. Evet, arşivsel değeri olduğu için bir şekilde aslında dergilerde olduğu gibi hani sadece dijital olarak değil bu şekilde de yayınlar devam ediyor bence. Çünkü onun farklı bir değeri oluyor. Sizin dediğiniz gibi kütüphanelerde var olması ya da farklı. Şu an işte biz yavaş yavaş mesela Pandora'da satılmaya başlandı. İşte orada görüp insanlar işte Mehmet Ali'nin kitabını gördüm gibi daha farklı bir iletişim de alanı açıyor aslında. Ama mesela bu bulunduğumuz kitapçılar konusunda mesela o konuya çok girmeyelim belki de uzadı ama hani mesela biz sadece kendi içimizde yaptığımız için dağıtım konusunda çok küçük bir çalışma yapabiliyoruz dağıtımı anlamında kitapların. Ya galeriden ulaşılıyor. Ama şimdi mesela işte Postane gibi ya da Frankenstein var. Daha küçük kitap evlerine ulaştırıp orada satışını sağlayabiliyoruz. Ya da mesela Shopier sayfası açtık direkt bizden alınması için. Biraz aslında ulaşımı galeri dışında zor bir şey de gibi. Bilemiyorum ya. Dijimart yayınları galiba daha kolay ulaşılıyor. Farklı yerlerde görüyorum. Ben hani hem Külçeli'nin sorusuna cevaben hem de sizin söylediklerinizi. Dijimart burada bir şekilde biraz ayrışıyor sanırım. Daha önce her şey, ilk 2002'den 2017'ye kadar hani basılıp insanlara dağıtılan, işte protokol olarak verilen veya galeriden edinilebilen yayınlarken hani dediğim gibi ben böyle bir şey görmüşler. Bu kitaplarımız biz kitapçılara ve yurt dışına dağıtalım. Çünkü dağıtıldığı zaman bir kitap kitapçı da olduğunda farklı bir değer kazanır. Yani bayağı bir kelimenin doğrudan anlamıyla parayla satılan bir şey haline geldiğinde sanki farklı bir değer kazanıyor. Yani hediye olarak verilen bir kitabın bir coffee table book'a dönüşme ihtimali çok fazla. Yani bu Sarkis kitabını basıyorsun ve insanlara hediye ediyorsun. Ve onlar biraz buna dönüşebilir. Tabii oralarda o hediye verilen insanlar da belki okuyup bir şeyler yapacak. Ama bunu bir yere dağıttığında ve satmaya başladığında yani belki çok az insan alabiliyor, belki çok az alabiliyor ama bir ona bir değer atfetmiş oluyorsun. Ve bu bir yayıncılık faaliyeti. Ben bunu yayıyorum, basıyorum ve satıyorum diyerek başka bir düzleme geçmiş oluyorsun. Yani bu kitabı hediye olarak dağıtmak amacıyla basmıyorum demiş oluyorsun. İki, işte ilk konuşmamda da söylediğim gibi o sergisi kaldırıp götürüldükten sonra
o kitabın içinde o eserler böyle kalmış oluyor ve bir koleksiyonere verildiğinde mesela hemen ertesinde veya belki 2 yıl sonra o sunulduğunda o eserleri orada bir şekilde görebiliyor toplam halde. Bir eseri almak istediğinde hani onu depodan getirip hani ona ser gösteriliyor. Ama ona gelene kadar o katalogda bir kere onlara bayağı hani fiziksel olarak bakabiliyor. Seneler sonra da bakabiliyor. O sergi dönemi ve serginin hemen ertesinde bu şey biraz daha hareketli oluyor. Yani Gülçekin'in sorusuna ulaşmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey olmuyor. Yani bir anda hani böyle o bir eserin satış, yani değeri bir anda hani böyle çok arttı gibi. Çok olmuyordur belki ama belki 1 yıl sonra, belki 5 yıl sonra işte bir Hong Kong'da da o kitaplar götürülüyor. Orada hiç beklemedim. Yani başka bir millet, bir İsviçreli bir koleksiyoner geliyor. Ve işte o sanatçının böyle bir yayının olması ve tabii hep çift dille yapıyoruz. Yani bir de küresel dünyada onları alıp hani okuyabilecekler, bakabilecekler diye düşünüyoruz. Belki bugün olmasa bile hani 5 yıl sonra bir fuarda veya bir zaman sonra bütün hani sanatçı yavaş yavaş birkaç sergi yapıyor. İlk önce bir sergi katılıyor, sonra bir monografi, birkaç yayını oluşuyor ve toplamda bakıldığında eserlerin değeri bir şekilde artıyor. Ne kadar ölçemeyiz belki ama arttığı düşünülüyor. Bir anda heyecanla aklıma geldi. Evet. Çünkü en net katkısını şöyle gördüm. Bir küratörün kitabı görüp davet etmesi açısından. Tabii. Evet. Bu olan bir şey. Koleksiyonlar açısında farklı küratörlerin özellikle yurt dışına yaptığımız fuarlarda kitaba bakarak daha iyi çok oluyor işi. Evet. Ve bu belki başka bir sergiye vesile oldu. Evet. Yani şu anda mesela o kitapların İngiltere'ye gitmesi, hani yarın bir gün İngiltere, hatta ben talep etmiyorum, ben yazışmamışım. Bazı kütüphanelere göndermeye çalışıyorum. Onlar bana bir anda yazdı. Ben düşündüm ki, yani İngiltere'den bir küratör, birisi, üst düzeydi. Çünkü Bodleyan'a öyle giremezsin. Yani ben size efendim kitabımı göndereyim. Hani böyle bir şey yok. Çok çok seçerek alıyorlar. Muhtemelen İngiltere'de başlamış olan bir mekanizma üzerine bir kere bizden istiyorlar onu. Ve sonra o mekanizma belki birkaç yıl sonra o sanatçıların orada bir sergisine, başka bir şeye dönüşecek. İşte atıyorum tabii ben yani bir eserleri de satılacak belki ama bunların hepsi ne bir parçası yayın. Yani bu çok sanatçılar için çok önemli bir şey. Yani prestijli bir şey. Biz şimdi Dirmark'ta mesela e-yayınlarda yaptık. Yani 10 kadar e-yayın da oldu. Onlar da böyle bir kendi içinde sergi katalogları gibi. Orada çok güzel gelip bakılabilir. İşte mesela PDF'ler yükleniyor. İşte geçmiş restlerde PDF olarak şeye yüklenmiş. Hani şöyle bir bakılabilir, edilebilir. Ama bir şey basıldığında, makbuya geçildiği anda ve işte satılmaya başladığı anda bir de hani benim başardığım bir şey yurt dışında, New York'ta, Londra'da İşte König ve Hatice Kans'la mesela iki işbirliğimiz oldu. Şimdi onlar üzerinden mesela König'in çok muhteşem kitapçıları var. Oralara o kitaplar gittiği anda o kitap ve sanatçı ve Dirmat başka bir şey açılmış oluyor. Başka bir düzleme. İşte o küresel hedefine de biraz daha yaklaşıyor ve sanatçıların da küresel olma şeyine hedefine bir katkısı oluyor. Evet, yani yurt dışındaki elinde ortak yayın yapıyor olmak da aslında çok etkileyici olabiliyor. Ya da yani dağıtım ajanslarıyla çalışıyor olmak. Ajans hem de dağıtıcı. Evet, dağıtıcı yani. Evet, sanırım süremizi tamamladık. Tamam, bir soru daha alabilirim. Şöyle bir şey söyleyecektim. Genellikle bizler para kelimesinin çeşitli hüsnü tabirler arkasında maskeliyoruz. Böyle bir eğilimimiz var ama aslında Argonautlar birinci oturumda Argonautları temsilen, moderatör olarak değil de Argonautları temsilen Kürtigin şey dedi yani metallaşmasını görmemiz lazım aslında yazının metallaşması yani parayla alınan bir şey olduğunu, çünkü arkasında bir yemek olduğunu da gösteriyor bugünkü düzende ve aslında üreticiyi, araştırmacıyı, yazarı korumuş oluyor. Böyle bir yerden sanat profesyonellerinin belki artık para kelimesini daha çok konuşabiliyor olmasını önemsiyorum. Galeriler de bunu dediğiniz gibi hiçbir zaman gönüllülük maskesi arkasına saklamadığı için buna bir maske dedim. Belki itirazınız olabilir ama biraz da şahsi görüşümü katıyorum.
O yüzden dolaşım meselesi ve işin o kısmındaki maddi boyutunu da not aldım. Seneye yine ikinci edisyonda daha detaylıca irdelemek üzere sorunuzu alayım. Şimdi tabii ki yine bu metalaştırma noktasından bir şey aklıma geldi. Şimdi bu sanat yayıncıları tabii galeri kapsamı içerisinde yani gönüllü bir itekleme belki ona bir şey diyemem tabii de. Bu yayın birimleri bu metalaşmaya daha özel yani bir yayın olarak, bir yayıncı olarak daha özel bir noktada olduğu zaman buna rahatlıkla ulaşabilir mi sizce? Yani Dirimart ölçeğinde bir Dirimart yayınları kendine ait bir birim olarak yer alsa veya da galerisi de ayrı bir birim olarak yer alsa bu bunun dağıtımını da organizasyonunu da ve diğer yasal süreçlerini daha çok hızlandırmaz mı? Ben hemen cevap vereyim. Yani şu kağıda yani şu libretto baz yani böyle bir şey yapamaz. Yani bağımsız ayrı bir birim olacak. Kendisi bunu o birim bir kendisi bir işletme olacak. Bunu karşılayacak. Hiçbir yerden sponsor şey almadan. Kendisi o parayı bulacak. Basacak, dağıtacak. O parayı kazanacak. İşte o zaman bağımsız yayıncı veya yani o butik yayıncı dediği o şeye giriyoruz. Bunları yapamaz. Ama korpusun yaptığı gibi şeyler belki yapabilir. Yani bir tabii kitap yayınlar yayınlayabilir ama hele hele yani kağıdın geldiği şu noktada işte ödemeler, tahsilatlar, işte telif vereceğim falan dediğinde bir bağımsız yayıncı yani şunu yapamaz bence. Yani bunu yapması için çok büyük bir sermayesi veya başka bir yerden gelirini olması lazım. Ya da satışa sunulduğunda etiket fiyatı belki 4000 lira olacak. 4000 lira değil yani 10.000 lira falan belki olması lazım. Evet. Yani öyle bir dünyada olmadığı için yani onu satamayacağı için. Konuklarımız Çiçek, Ecem ve Melih ayağınıza sağlık. Sizlerin de ayağına sağlık. Abdullah Ezik ve Sanat Türkiye'de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.